Devam edelim. Bir de yargı kararlarına dair ayrıntıları birlikte konuşacağız. Nedir efendim? 3 Temmuz kumpası. Ergenekon'u unuttuk mu? Mümkün mü? Ya Balyoz ya 3 Temmuz. Her birinin yıl dönümünde doğru sorular sorulmaya devam edecek elbette. Ne oldu? Ne değişti? Fethullahçı örgüt, Fethullah Gülen, cemaat, hizmet hareketi bu şekilde tarif edilirken başkaları hangi seti ördüler? Ülkeleri için, dernekleri için, kulüpleri için, askeri için, politikası için, en önemlisi hürriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü için kimler daha baştan şerh koydu ve mücadele etti? Karşı durdu bir çeteye, bir örgüte, bugünün terör örgütüne. Ama birçokları için o terör örgütü bu yıllarda da terör örgütüydü. Cemaat değil. Sonra gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapise gideceksin. Hapise. Öyle yok öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim. Bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor. Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diye. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Türk futbol tarihinin en büyük skandalı 2011 Şike davası ya da bilinen adıyla 3 Temmuz Fenerbahçe kumpası bugün 12. yılında. Tarihine, emeklerine, geleceğine leke sürdürmeyen kulübümüz ve camiamız başkanı, yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla tek yürek oldu. Fenerbahçe'yi kumpasa teslim etmedi. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler şike ve teşvik primi vermekle suçlandı. Soruşturmayı bugün kırmızı bültenle aranan FETÖ'nün Ergenekon ve 17-25 Aralık rüşvet operasyonunu yöneten Zekeriya Öz yürüttü. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olduğu Süper Lig maçlarında şike yapıldığı iddia edildi. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. İlk yargılamada kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a şike ve teşvik priminden 3 yıl 9 ay, örgüt kurmaktan 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 312 bin lira para cezası verildi. As başkandan masöre kadar birçok Fenerbahçeli yetkili tutuklandı. Aziz Yıldırım 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından 2014'te yeniden yargılanma talebinde bulundu. Gerekçesi ise özel yetkili savcılığın kaldırılması, soruşturmayı yürüten hakim ve savcılar hakkında paralel devlet yapılanması iddiaları bulunmasıydı. 2015'in Ekim ayındaysa Aziz Yıldırım beraat kararı alarak aklandı. Yaklaşık 5 yıldır dile getirilen şike ve örgüt kurma iddiaları resmen boşa düştü. Bir Allah'ın kulu benim şike yaptığım veya bir oyuncuya veya bir kulübe para verdim veya başka işlem yaptığımı ispat ederse bak şöyle ne dedim, kendimi köprüden atarım dedim. 3 Temmuz'un 12. yıl dönümünde Fenerbahçe'de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yüce Türk Yargısı verdiği kararla Fenerbahçe'ye yapılanları hukuk önünde de gözler önüne serdi. Kumpası tescil etti. Rol sahiplerini binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti. Milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe yıkılmazdır.